Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu da hormonlar. Önemli bir bezimiz biliyorsunuz hipofiz bezi. Hipofiz bezi hormonları ve görevlerinden biraz bahsedeceğiz ve bilgilerimizi toparlayacağız. İki lobdan oluşuyor hipofiz bezimiz. Ön ve arka lob olmak üzere. Ön lob hormonlarını hipofiz bezi kendi üretip kana kendisi salgılayabiliyor. Fakat arka lob hormonlarını ara beyin bölgesindeki hipotalamus dediğimiz kısım üretiyor. Hipofizin arkolobuna gönderip orada depo ettiriyor. Gerektiğinde hipofiz kana salgılayabiliyor. Yani e, hipofiz sentezler derse, hipofiz üretir derse yanlış. E, fakat kana salgılar derse doğru. Hangi hormonlar onlar? Oksitosin ve ADH hormonları. Kim üretiyormuş? Hipotalamus üretiyor. Oksitosin hormonu arkadaşlar e, süt bezlerinin e, uyarılmasını ve süt salgılanmasını sağlıyor doğumdan sonra. Ayrıca Bebeğin dünyaya gelmesi için rahim kaslarının kuvvetlice kasılmasını da sağlıyor. Oksitosin hormonu sadece dişilere özgü bir hormon değildir. Erkeklerde de vardır. Fakat müfredatımızın gereği bu kısım anlatıldığı için öyle bir algı yaratılıyor. Aman dikkat. Oksitosin ayrıca prolaktin gibi hormonlar hem dişide hem de erkekte vardır. Fakat erkekteki görevleri müfredatımıza dahil değil. Şimdi gelelim ADH hormonuna. ADH hormonu hipotalamus tarafından üretilen hipofizin arka lobundan kana salgılanan bir hormon. Diğer adı vazopressin. ADH hormonu böbrek kanalcıklarında arkadaşlar suyun geri emilimini kontrol ediyor. Eğer kanın ozmatik basıncı artarsa bu artış hipotalamustaki ozma reseptör dediğimiz reseptörleri uyarıyor ve ADH miktarını artırıyor. ADH miktarı artınca Böbreklerden kana doğru suyun geri emilimi artıp kandaki su seviyesi artırılıp kanın ozmatik basıncı tekrar normal seviyelere kadar düşürülmüş oluyor. Böylece ADH da normal seviyesine getiriliyor. Fakat bazen normalden fazla salgılanabiliyor ADH hormonu. Normalden fazla salgılanırsa o zaman ne oluyor arkadaşlar? E, suyun geri emilimi çok olacağı için kana doğru idrar su miktarı az olacaktır. Yani hipertonik bir hal alacaktır. Demek ki ADH'ın fazla salgılanması hipertonik idrar oluşumuna sebep oluyor. Peki ADH normalden az salgılanırsa ne olur? Bu durumda da suyun geri emilimi az olacaktır. İdrar kısmında kalacaktır bu su. İdrar çok fazla su içerdiği için hipotonik bir idrar oluşacaktır. Bu kişi çok su kaybettiği için bir taraftan da su içme isteğindedir. Bol su içer, bol idrara, idrara çıkar. Dolayısıyla şeker hastalığına benzer belirtiler gösterdiği için biz bu hastalığa şekersiz şeker hastalığı deriz. Demek ki ADH'ın azlığı şekersiz diyabete sebep oluyor. Şimdi gelelim önlop hormonlarına. Önlop hormonlarından bir tanesi STH diğer adıyla büyüme hormonu. Bu hormonumuz arkadaşlar tüm hücrelerimizde reseptörü bulunan bir hormon. Yani vücudumuzdaki tüm hücreler, organlar üzerine etkili olabiliyor. Buna benzer bir hormonumuz daha var. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin dediğimiz hormon yine tüm hücrelerimizde reseptörü bulunan hormonlar. Her hormon böyle değil. Bazı hormonların belli başlı hedef dokuları ve organları var fakat STH ve tiroksin tüm hücrelerimiz üzerine etki edebiliyor. STH özellikle kemik ve kaslar üzerine etkili olup protein sentez hızını artırdığı için büyüme ve gelişme üzerine etkili. Çocukluk döneminde eğer bu hormon normalden fazla salgılanırsa devliye, normalden az salgılanırsa da cücelik dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Eğer yetişkinlik döneminde Normalden fazla salgılanırsa bu durumda çene, el, ayak, yüz kemikleri normalden daha iri olabiliyor. Bu hastalığın adı da akromegali. Yetişkinlik döneminde çok salgılanırsa demek ki hastalığımızın adı akromegali. Bir diğer ön lob hormonu arkadaşlar TSH. Tiroid bezini tiroksin hormonu salgılaması için uyaran hormon. Dikkat. Tiroid bezinin bir de kalsitonin dediğimiz hormonu var. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarına göre salgısı artıp azalan bir hormon yani hipofiz bezinin kontrolünde değil. Fakat tiroksin hormonu hipofiz bezi kontrolünde. Bu TSH eğer normalden fazla salgılanırsa tiroid bezi de normalden daha fazla çalışmaya başlıyor ve büyüyor. İşte bu duruma biz basit guatr diyoruz. TSH fazlalığı basit guatr hastalığına sebep oluyor. Bir diğer önlop hormonumuz ACTH. Adrenokortikotropik hormon. Yani adrenal bezin, böbrek üstü bezinin kabuk ya da korteks dediğimiz kısmını uyarıyor. Buradan kortizol gibi çeşitli hormonların salınımını kontrol ediyor. Bir diğer önlop hormonu LTH, diğer adıyla prolaktin. Prolaktin hormonu da arkadaşlar anne sütünün salgılanması için süt bezlerini hamilelik boyunca uyarıyor oksitosin hormonu ile birlikte süt salgılanması için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlıyor. Bir diğer ön hormonlarımız arkadaşlar gonadotropinler dediğimiz FSH ve LH hormonları. Gonatlar yani eşeysel bezler, eşey organları üzerine etkili hormonlar bunlar. LH ile başlayalım. LH hormonu arkadaşlar yumurtalıkta ovülasyon dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Yani foliküllerin içindeki o ikinci loositin yumurta kanalına doğru geçmesini sağlıyor. Biz bu olaya ovülasyon ya da yumurtlama diyoruz. Bu olayın sonunda içi boşalan folikül yağ damlacıklarıyla dolup korpus luteum dediğimiz yapıya dönüşüyor. Demek ki LH hem ovülasyonun hem korpus luteumun oluşumundan sorumlu. Dişilerdeki etkisi bu şekilde. LH erkeklerde de etkili bir hormon. Erkeklerde testislerde Leydig hücreleri dediğimiz hücreleri uyararak testosteron dediğimiz hormonun salgılanmasını sağlıyor. Testosteron erkeklerde ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Ne gibi? işte sakal bıyık çıkması, kalın bir ses tonu, kaslı bir vücut yapısı gibi. Gelelim FSH'a. FSH da yine hem dişide hem erkekte etkili olan bir hormon. Dişide ne sağlıyor? FSH foliküllerin olgunlaşmasını sağlıyor. Yumurtalığın içindeki foliküllerde birincil oosit olarak bekleyen e, hücreyi oogenezi tamamlaması için uyarıyor. Biliyorsunuz dişilerde embriyonik dönemde başlar arkadaşlar e, mayoz bölünme ve birincil oosit olarak profaz 1 de bekler. Ne zaman devam eder? Ergenlik dönemiyle birlikte FSH hormonunun etkisiyle oogenez devam eder. Erkekte ise arkadaşlar FSH yine testisleri uyararak spermatogenez olayının başlamasını ve devam etmesini sağlıyor. Dikkat! Erkeklerde embriyonik dönemde başlamaz mayoz bölünme. Dişilerde embriyonik dönemde başlar. Evet FSH ve LH hormonları hem dişide hem erkekte etkilidir dedik. Bir de son olarak arkadaşlar, ön lobtan salgılanan MSH ya da melanosit uyarıcı hormon dediğimiz bir hormon var. Derimizdeki melanosit hücrelerini uyarıyor, melanin pigmentinin salgısını artırıyor. Mesela güneşte fazla kaldığınızda deriniz bronzlaşıyor. Bunun sebebi melanin pigmenti üretiminin artması. Evet arkadaşlar, bu dersimizde şöyle hipofiz hormonlarını bir toparladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.